Allah'ım bu nedir yahu? Kızlar çiçek gibi, modumuz yerinde, daha ne olsun? Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yine bir vlog başlatmak istedim. Bugün yine arkadaşlarımızla beraber Yalın konserine gidiyoruz. Akşam saat 9'da Harbiye'de Yalın konserinde olacağız. Bu konserin bütün gelirleri depremzedelere gideceği için hem depremzedelere bir bağış gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarımızla keyifli vakit geçireceğimiz bir akşam olacak. Şimdi yaptım yani klasik olarak yine şöyle bir su dalgası gibi, maşa gibi bir şey yaptım. Çok ufak hızlıca bir makyaj yapacağım. Bunları da sizinle beraber geçiş yaparız. Daha sonrasında görüşürüz. Bu şekilde bu sefer farklı bir açı kullandım arkadaşlar. Makyajımı burada yapacağım. Yani mutfağımda yer alan bar masasının üstündeyiz. Şimdi aslında yine çok böyle komplike, ağır bir makyaj yapmayacağım. Önce bu arada ben kaşlarımı sabitlemiyorum arkadaşlar ama şöyle bir tarayacağım. Bakalım. Bu kadar. Şöyle bir taramış oldum. Zaten cildimi sabah nemlendirmiştim. Herhangi bir nemlendirici sürmeme gerek yok. Yeni aldığım, bu arada önce göz makyajından başlayacağım. Yeni aldığım bu Kiko'nun farını kullanacağım. Bunu birkaç gündür kullanıyorum ve aşırı memnunum. Zaten öneriler videomdan da bahsetmiştim. Başka renkli bir masam mı almayı düşünüyorum. Akşam dışarı çıkacağımız için biraz bol bol sürebileceğimi düşünüyorum. Zaten şimdi pigmentasyon da bu arada çok fazla olduğu için hemen dağıtmamız gerekiyor. Şimdi de dağıtacağım. Burada bir ayna var arkadaşlar, ona bakıyorum. Far kısmımız okey. Hemen bir rimel kısmına geçeceğim. Şu anda elimde Flormal'ın bir rimeli var, Hero. Ama aşırı memnun değilim ama sonuçta aldım. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Yani tam istediğim gibi hacimli bir kirpik görüntüsü elde edemiyorum ama şöyle. Evet. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Buraya Hero sürdüm, buraya sürmemiş hali. Böyle biraz tabii ki topaklanma yapıyor ama fiyat performans olarak çok kötü değilim. Yana. Burada damlalar var. Onları da düzeltirsek tamamdır. Zaten far kısmını geçmiştik. Şimdi elimde şöyle Sephora'nın Vivid Earth diye bir kontür paleti var. Bununla birazcık yüzüme sıcaklık katacağım. Elimde hatta şunu şöyle göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şu şekilde. Çok uzun süredir kullanıyorum. Highlighter var, allık çeşitleri var. Tabii toz bir ürün olduğu için çok fazla uçuşuyor, çok fazla kalıcılığı yok. Ama yine de memnunum. Tamamdır. Önceki videomda bahsettiğim pastelin toz allığından süreceğim. Bu arada bunun numarası 304'müş. Şimdi bunu böyle çok az değdirseniz bile çok fazla etki yapıyor. Tamam. Tamamdır. Ruj olarak da iki tane seçeneğimiz var. MAC'in 606 numaralı Kinda Sexy'si
ya da 813 numaralı mokayı süreceğim. İkisinin de rengini şöyle göstereyim. Aslında ikisi de çok hoş, gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir şey ama sanırım mokayı süreceğim. Çünkü kinda sexy bir tık daha kaçabilir. Açık kaçabilir. Ben biraz daha renk gözükmek istiyorum. Ama ruju sürmeden önce elimde Lyked'ın şöyle bir dudak kalemi var. Bununla bir çerçeveleyeceğim dudaklarıma. Tabii ki öncesinde de nemlendirdim. Şimdi şöyle. Fazla böyle dışından çekmiyorum. Sadece rujum çok dağılmasın diye bir çerçeve gibi düşünebilirsiniz. Kameradan bakmaya çalışıyorum ama çok zor olmuyor. Evet. Tamam, zaten çok rengi de bu arada böyle çok koyu bir renk değil. Çok hafif böyle bir üzerinden geçtim. O zaman mokayı süremeye başlayabiliriz. Gerçekten bakım rujlarına bayılıyorum. Evet. Makyajım bu şekilde. Rujumu da yanıma alacağım. Şimdi giyinmeye geçelim. Evet arkadaşlar, giyindim. Şöyle bir tane yine Trendyol'dan aldım. Şöyle bir body suit giydim. Altını böyle buz mavisi bir ayakkabı. Ayakkabılarımı da biraz şöyle aşağıya giyeyim. Stan Smith'lerimi giydim. Şimdi takılarımızı halledelim. Zaten makyajımı yapmıştım. Kulağımdaki küpeler var. Şimdi öyle takılarımızı takalım. Bunları bir önceki videoda göstermiştim. Şöyle bir tarlan zincir. Bunu takıyorum. Bir de şu kolyeyi takacağım sanırım. Aynen, sanırım bunu takacağım. Aslında şu kalpliği de takabilirim ama bu takmak daha iyi gibi. Takamadım. Ben takınca zorlandım. Aynaya gittim. Bu şekilde yanıma da şöyle bir şalım vardı. Bunu alacağım. Çünkü konser yeri muhtemelen soğuk olabilir. Bugün aslında hava çok güzel ama güneşe aldanmak istemiyorum. Hatta üstümü bile ince giydim. Ama kabanım var uzun. Ona birazcık güveniyorum. Bu şekilde. O zaman görüşürüz. Uzun kabanım var. Bu da şöyle Zara'dan almıştık. Kız kardeşimin aslında. Ama arada böyle kıyafetleri değiştiriyoruz. Kombinim bu şekilde. Arkadaşlar hava çok güzel. Uzun zamandır böyle güneşli bir gün görmemiştim. Şimdi gidiyorum. Planımız şu şekildeymiş. Nil'lere gidiyoruz. Orada buluşuyoruz. Hep beraber muhtemelen Merve'nin arabasıyla karşıya geçeceğiz. Konser alanına gideceğiz. Belki bir şeyler atıştırırız. Arkadaşlar buluştuk. Güçlü kız arkadaş tayfamla. Şimdi karşıya geçiyoruz. Muhtemelen bir yemek yiyeceğiz. Biraz dolanacağız. O zaman görüşürüz. Evet, Nişantaşı'na geldik. Şimdi arabayı park ettik. Bir şeyler atıştıracağız. Böyle yürüyoruz. Uzun zamandır güneşli gün görmeyen insanlar kendilerini sokaklara atmış. Gerçekten hava çok güzel. Nil hiç kameralara bakmıyor. Fotoğraftan aniden videoya geçtim. Ufak bir fotoğraf çekimi yaptık. Gerçekten hava muhteşem. Kızlar çiçek gibi. Modumuz yerinde. Daha ne olsun?
baktın senden ötesi yok. Allah'ım bu nedir yahu? Yani normal şartlarda birinci şarkının sonunda konuşma yaptığım yoktur yani, öyle söyleyeyim. Ama çok uzun zaman oldu abi. 4 sene mi, 5 sene mi, ne kadar bayağı. Bir deli işi şu yaptığımız, yani gece boyunca konuşacağız, bolca konuşacağız ama şu yaptığımız bir deli işi ya. Hava 10 derece mi, 8 derece mi, 7 derece mi, plastik koltuklarda oturmaya gelmişsiniz. İnanılmaz insanlarsınız, hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki var. Gözlerim dolu dolu şarkı söylemişim, başından dolu. Hoş geldiniz. Yani işte ne bileyim, denizde mi mutlusun, tatilde mi mutlusun, evinde mi mutlusun, arkadaşlarınla mı mutlusun, yemekte mi mutlusun, hep sorarlar en çok nerede mutlusun? Ya çok klişe ama ben en çok burada mutluyum. Yani hakikaten samimi söylüyorum. Yani tabii çok normal de bir şey bu çünkü burada şımartılıyoruz biz yani. Hakikaten çok şımartılıyoruz yani, düşünsene. Yani şu soğukta 5000 kişi burada buluşmuşuz. Ben böyle bir 1.72 boyunda bir adamım. Benden kısa. Nasıl şımarmayayım? Dolayısıyla hakikaten samimiyetle yani şımarmaya da çok müsait bir yer. En mutlu olduğum yer burasıdır. Hayatımda gördüğüm en güzel şeyleri hep burada gördüm. Çok güzel gözüküyor. Melekler yeryüzüne önüm bedava inmez. O kadar kötülüğün olduğu bir dünyaya hele. Ama pes etmek yok. Daha çok telkol lazım. Buradan başlayacağız. Birlik beraberlik dedik, yapmayın gözünü seveyim ya. Utandırmayın beni. Telefonların flaşlarını yakmayanlar var, görüyorum. Bu kanıtlar var böyle. Sen olmadan bir kalp hissedebilirim. Güneş batmış bana ne? Sözlerimi sen duyacaksın, meleklerin sözü var. Melek mi? Sözü var.
Nisan'ın 8'inde 5 derecede falan burada plastik koltuklarla olacak işte. Yani olağanüstü bir şeydi. Hayatım boyunca unutamam. Bir kralsınız. Olacak işte. Ya vallahi bedava çağırsan kimse gelmez. Olacak işte yani. Baban çağırsa gitmezsin yani. Bu soğukta vallahi gitmezsin. Olacak işte yani. Çok teşekkür ederim. Hayatınızı sağlık. Çok gururluyum sayenizde. Çok gururlu ve çok mutluyum. Bana bunu yaşattığınız için size teşekkür ederim. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Unutul sanma. Geçeceğim herkese. Şu anda en sevdiğim şarkı. Kisel. Benim Kisel'di. Bana böyle Cumhuriyet'i de söyledi. Benim gözyaşlarımı da gördün. Sen beni yıkandın, güldün. Zalim boyun baza. Yalan bir daha. Arkadaşlar şimdi bitti konser, bir ses de yok. Sesimiz gitti. Arkalardaydık, önlere geldik, protokolden izledik, bir şeyler yaptık. Ama gerçekten çok güzel, çok eğlendiğimiz bir konser oldu. Şu iki daha 5 derece evet, o bayağı etkiledi. Hatta Yalın da ceketini çıkardı. O görüntüleri de vereceğim. Benim sesim gerçekten çok kötü şu anda. Ama şu ekip tekrardan bir konserde görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.